Selamünaleyküm. Bugün balkonumuzda mangalda tavuk ve köfte pişireceğiz. Burada biz aldık ve diğerlerinden boyut olarak biraz daha büyük olduğu için daha kullanışlı oluyor. Bunu balkona çıkarıp orada tavuk ve köfteleri pişireceğiz. Bunun diğerlerinden farklı olarak ayağı böyle katlanabildiği için arabada vesaire daha kolay taşınabiliyor. Ayakları böyle kapanıp açılabildiği için hem kolay taşınabiliyor hem de böyle kolay bir şekilde hemen kurabiliyoruz. Böyle normalden biraz daha büyük olduğu için daha kullanışlı oluyor. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Odun ve kömürü çok az kullanacağız. Odunları böyle ortaya yığdık, çok fazla olmayacak şekilde. Biraz da ceviz kabuğu koyuyoruz ki daha kolay tutuşsun. Kömürleri de koyduktan sonra kağıtla, gazeteyle, kartonla vesaire uğraşmadan jel yakıt kullanarak hemen kolayca ateşi yakabiliriz. Kömürleri de koyduktan sonra üzerine jel yakıtı döktük. Şimdi de yakıyoruz. Şimdi pişireceğimiz tavuk ve köfteleri hazırlıyoruz. Tavukları eğer isterseniz satın aldığınız yerde hazırlatabilirsiniz ya da evde
Kendi damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Köfteyi de nasıl hazırlamak istiyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Tavukları birbirinden ayrık değil de olabildiğince bitişik bir şekilde diziyoruz. Köfteleri de hazırladıktan sonra artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Mangalımız normalden büyük olduğu için sırayla pişirmekle uğraşmıyoruz. Hem tavuk hem köfte aynı anda pişebiliyor. Mangalın üzerine aldığınızda sadece pişmeye bırakın. Hiçbir şey yapmayın. Öyle daha iyi pişecektir. Böyle çok güzel bir şekilde hem köftelerimiz hem de tavuklarımız piştiler.